Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agrolima kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Agrolima kariyeri 9. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle en son ne yaptık falan diye baktığımız zaman görüyorum ki son maçı 5-0 kazanmışız. Pardon, 5-1 kazanmışız. Şu an tam önünde duruyorum aynen. 5-1 kazanmışız. Ondan önceki maçı da 4-0 kazanmışız. Gayet güzel ilerlemişiz yani son 2 maçta. Ligde puan durumuna baktığımızda ise liderin sadece 2 puan gerisindeyiz arkadaşlar. Gayet güzel ilerliyoruz. Gün gelecek o liderliği alacağız ve bırakmayacağız inşallah. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Öyle bakacak edecek falan bir şey yok. Bu as ilk 11'imiz. Bu da yedek ilk 11'imiz. Bir sonraki rakibimiz kendine 6. sıra değer bulmuş. Gerçi bizim yedek kadro da çok çok iyi ama ben yine de az kadro ile çıkacağım. Kadroda her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok gibi. Yedeklere baktığımızda ise hepsi fit ama biz az ilk 11 ile oynayacağız. Zaten hücum hattını fark ettiyseniz çok fazla bir değişiklik olmuyor. Yani Poaheta ve Onyekuru aynı, diğerlere farklı oluyor. Biz az kadro ile çıkacağız. Hadi bakalım arkadaşlar, lafı uzatmıyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. Ve Championship mücadelesi başlıyor arkadaşlar. Haydi bakalım, hakkımızda hayırlısı olsun. Şimdi rakip ne kadar zorlu bilmiyorum. Ligde oynadık mı hatırlamıyorum da. Ama biz her zamanki oyunumuzu oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız ve bu karşılaşmadan da galip ayrılacağız inşallah. Oo, aman aman aman, dikkat. Aman dikkat. Gerçekten güzel vurdu ya. Gerçekten güzel vurdu. Freeman sağ kanatta. Orta pozisyonunu aradı. Loli. Loli'den aldık topu. Gibson ileri oyna. Henry Onyekuru yine ayağından kaçırıyor. Sol. Pasını oynadı. Aman aman aman, dikkat. Topu ağlarımızı görüyoruz maalesef. Araya atılan pas. Birincisine engel olabildik ama ikincisine maalesef engel olamadık. Yerden sert, düzgün bir şutla topu ağlara gönderdi Amiobi. Haydi bakalım, maçın henüz başı, bu maçı çevirebiliriz. Moralleri bozmak yok. McLean şimdi. Rupa oynadı. Henry Onyekuru pasını oynadı. Boadu. Boadu. Sakla topu. İleri oyna, güzel. Topu geriye çekeceğiz. Ortayı yap. Orta kafa, hadi kafa. Maalesef olmadı. Maalesef olmadı. İstediğim yeri oynamadı zaten, o yüzden ben de burada şaşırdım biraz ama. Geri oyna. Ortayı yap. Bir röveşata gelir mi? Güzel bir fırsattı bizim adımıza ama değerlendiremedik. Geri oyna. Güzel, güzel, güzel. Haydi, haydi bu Endia. 1-1. Dakika 23. 1-1'i buluyoruz arkadaşlar. Pes etmek yok. Maçın henüz başı ve bu maçı alacağız abi. Bu maçı alacağız inşallah. Karşılaşmada eşitlik var. Oo, girdik araya, güzel. Bu Endia. Poaheta şimdi pasını oynadı. Henry Onyekuru'nun önüne bırakabilir miyim? Henry Onyekuru. Freeman. O güzel pas oynadı yalnız. Sol. Soldan aldık topu. Bu Endia. Geriye çek. Dur dur dur, sakin sakin. Tamam, ileri oyna, güzel. Rup baktı kaleye. Rup sakla topu, sakla pasını oyna. McLean. McLean vurdu. Kaleci son anda. Kaleci son anda. Abi çok güzel gol olacaktı ya. Şu şutun güzelliğine bakın. Tam köşeye gitmemiş. Köşeye gitseydi daha güzel olur tabi. Orta yapacağım. Orta yapıyoruz. Kafa gelir mi? Bir korner daha kullanıyoruz. Oo. Bir şey deneyeyim dedim. Lan oğlum bıraksana topu ya. Bir şey deneyeyim dedim, o da olmadı arkadaşlar. Ama top çok ilginç bir şekilde gitti orada. McKenna. Of. Aman aman aman. Aman dikkat. Aman dikkat. Faul yapma sakın. So ileri oynadı. Tehlikeli geldiler yine. Şunu fark ettim ki top santrafora gelir gelmez hemen şut çekiyor. O yüzden topun santrafora gelmemesi lazım. Christie sağ kanatta aldık topu. Bayram gidiyor.
Haydi bayram, gelin yardıma gelin, yardıma gelin. İleri oynayacağım. Offside'a girme. Offside, offside, offside. Offside abi. Offside ya. İlk yarı bitiyor. İlk yarı sonucu 1-1. Haydi bakalım. Boadu'nun vuruşuyla ikinci yarıya başlıyoruz arkadaşlar. McLean şimdi. Poaqueta. Buendia oynadı pasını sol kanada. Henry Onyekuru. O da oynadı şimdi. Rup. Poaqueta. Poaqueta maalesef. McLean pasını oyna şimdi. Güzel. Buendia. Boadu. Boadu. Henry Onyekuru'nun önüne bırakacaktı. Araya girdiler. Biraz konsantre olalım. Aldık topu. Şimdi haydi dikkat. Dikkat. Pasını oyna güzel. Buendia sen de oyna. Poaqueta geriye çek. Pasını oyna. Lan oraya değil ya. McLean pasını oynadı şimdi. Bir kez daha deniyoruz. Şutunu çek. 2-1 öndeyiz. Dakika 59. Buendia atıyor. Buendia takımımızı 1-0. Ne 1-0? 2-1 öne geçiriyor arkadaşlar. Güzel güzel güzel. Çok güzel. 2-1 öndeyiz deplasmanda. Umarım skoru koruyabiliriz ve hatta geliştiririz, daha güzel olur. Rahat bir galibiyet alırız inşallah. Aha ileri koş koş koş. Boşuna seni hızlısın diye almadık. Haydi. Boadu, Boadu! Direkten döndü. Direkten döndü. Direkten döndü abi ya. Gol olsa var ya, müthiş gol olacaktı. Aman, aman dikkat. Aman dikkat. Acayip ucuz yırttık ha. Öyle böyle değil. Acayip ucuz yırttık. Şimdi sağ kanattan geliyor. Rakibimiz. Buffon olmasa hap yuttuk. Gerçekten diyorum, Buffon olmasa hap yuttuk yani. Sakin. Sen nereden geldin ya? Boadu. İleri oyna güzel. Lightna. İleri oyna. Çok güzel. Çok güzel. Topu sakla. Alamadın ki saklayasın. Offside. Offside. Aa nasıl değil? Offside abi. Offside'da bıraktım ben onu. İşte bakın burada ben bilerek geriye geldim oyuncuyla. Yani bir an offside vermedi. Şaşırdım ben de. Henry Onyekuru'nun önüne bırakıyoruz. Haydi Henry. Haydi Henry. Sakla 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 sakla. Yardıma gelin abi. Pasımızı oynadık. Hızlı ilerliyoruz. Güzel. Lightna. Lightna pasını oynadı. Bomboş kaleye topu atıyoruz. Ve maçı bitiriyoruz arkadaşlar. Boadu atıyor. 3-1 öndeyiz. Ve böylelikle inşallah turu geçiyoruz. Çok sakin oynadım. Çok sakin oynadım. Pasımı oynadım. Şutumu çekmedim. Çünkü Boadu'yu orada boşta gördüm. Sakin bir gol. Güzel bir golle 3-1 öndeyiz ve turu geçiyoruz inşallah. Yani bu saatten sonra maçın beraberliğe gelmesi için bir futbol mucizesi olması lazım. O da olmayacak inşallah. Ve karşılaşma bitmek üzere. Belki bir kontradan gol bulabilir miyiz? Bir gol daha. Yerden orta. Şut gelir mi? Oo, son saniyede bir gol daha geliyordu arkadaşlar. Karşılaşmayı 3-1 kazanıyoruz. Çok temiz bir galibiyetle bir üst tura çıkıyoruz arkadaşlar. Başta 1-0 geriye düşünce korktum ama Allah'tan toparlamasını bildik yani. Fransa'dan Ketola için kiralama teklifi geldi satın alma opsiyonuyla. İşin garip yanı ben teklifleri kabul ediyorum ama oyuncu sanırım bir yere gitmek istemiyor çünkü hiçbir kulüple anlaşamadı bir türlü. Evet arkadaşlar, bir sonraki karşılaşmamız Derby County'ye karşı. Derby County 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle şu anda 15. sırada. Biz ise 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle şu anda 3. sıradayız ve liderlerimizde sadece 2 puan fark var. Yani akıl var, mantık var. Galibiyet serisi yakaladığımız sürece şu an bulunduğumuz konumdan da üst sıralara tırmanacağız. Yani elbet bir gün inşallah o liderliği alacağız. Ha baktığımız zaman ilk 6'da olmak zaten çok önemli. Ama sanırım ilk 2'ye girmek en önemli olan. Çünkü ilk 2 galiba direkt çıkıyor. Aynı TFF birincilikte olduğu gibi. 3, 4, 5 ve 6 da kendi aralarında playoff oynuyor. Yani şu anki bizim durumumuz biraz gıcık yani. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapıp ilk 2'ye girelim. Hatta mümkünse şampiyon olalım abi. Evet arkadaşlar, bir sonraki karşılaşmamız Derby County'ye karşı. Biz yedek kadroyla çıkacağız.
rakipte gözüme çarpan oyuncu Wayne Rooney. Umarım yedekler galip gelmek için yeterli olur. Hakkımızda hayırlısı olsun bakalım. Başlıyoruz. Ve darım için vuruşuyla karşılaşmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yine bir gündüz mücadelesi. Ama en azından gölge var. Yani gündüz maçlarını sevmemin sebebi zaten oyuncuları göremememdi. Ama gölgeden dolayı en azından birazcık idare ediyor bizi şu anda. Haydi bakalım. Bakalım ileri oynadık. Yerden sert bir orta gelir mi? İstediğim gibi oynayamadım. Ortaya çevirebilir miyiz tekrar? Başaramadık ama korneri kazanıyoruz. Defansı en iyi takımlar sıralamasında ilk sıradaymışız. İlginç. Ortayı yapalım. Lightning ortayı yapıyor. Kafa gelir mi? Gelmedi. Sakin, 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 sakin. Merih Demiral. Şimdi Gibson tekrar Merih Demiral olmadı. Yalnız rakip manyak oynuyor. Onu fark ettim yani şu 8-9 dakikada. Çok hızlı oynuyorlar. Ve çok hızlı çıkabiliyorlar. Çevik bir rakibe karşı oynuyoruz. Onu fark ettim. Bütün oyuncular yani şu ana kadar gördüğüm kadarıyla çok hareketli, çok çevik. Güzel. Haydi Henry Onyekuru ortayı yap. Kafa gelir mi? Gelmedi maalesef. Sağ kanattan geliyor Derby County. Offside yok. Temiz pozisyon. Of, yemin ederim yedik sandım ya. Vallahi billahi yedik sandım ha. Güzel oynadı. Aa, geçmedi lan. Geçmedi be. Şimdi hızlı bir kontraya çıkmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir pozisyon geçerse büyük tehlike olacaktı. Max Aarons şimdi oynadı. Merih Demiral. Poaheta. Geriye çek. Skip. Şimdi Poaheta tekrar pasını oynadı. Hernandez. Hernandez pasını oynuyor. Dırmiç. Dırmiç. Onyekuru'ya ileriye git dedi. Çok güzel bir pas oynadı. Onyekuru orta yapacak. Kimse yok. Kafa gelir mi? Of of. Güzel pozisyonlar. Maalesef boşa gidiyor. Ama golü bulacağız. Hani o top gitmez abi. Yani yetişemez bizim oyuncu dediğim topları yakalıyor Onyekuru. Hızlı oyuncularımız daha doğrusu. Biliyorsunuz hızlı kanat oyuncuları almıştık. Ve meyvesini böyle görüyoruz arkadaşlar. Yerden sert orta. Şut! İşte bu. İşte bu arkadaşlar. 34. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Kanatlardan hızlı çıkarak golü rahat bir şekilde buluyoruz. Ben bu yüzden hızlı oyuncuları çok seviyorum kanatlardan yani. Poaheta zaten bizim oyuncumuz ama Onyekuru'yu mesela bu sebeple almıştık arkadaşlar ve mis gibi asistler yapıyor. Haydi bakalım 1-0 öndeyiz. Rakibimiz Derby County karşılaşmaya tekrardan başladı. Wayne Rooney bir efsane aslında, overall falan iyiyse takımımızı alabiliriz ha devre arasında, güzel olur. Bir efsanenin bizim formamızı giymesi bence güzel olur. Yaşayan bir efsane, hala futbolu bırakmamış olan bir efsane. Orta güzel. O adam röveşata çekti be. Şini. Orta geldi. Araya girdik. Defans konusunda abi sakın. Sakın. Hiçbir şey yapmadım. Sakın. 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 Çok güzel. Çok güzel. İlk yarı bitmek üzere arkadaşlar. Derken ilk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu Agrolama 1 Derby County 0. İkinci yarıya başlıyoruz. 1-0 her zaman riskli bir skor. O yüzden 2'yi bulup rahatlamamız lazım. Şimdi skip. Pasını oyna ileriye. Çok güzel. Dırmiç. İleri oyna. Henry Onyekuru'nun önüne. Yetişirsin sen ona. Yetişirsin sen ona. Henry Onyekuru. Maalesef topu saklayamadı orada. Çok güzel bir pas. Kaleci Buffon. Rahat bir şekilde topu kontrol etti. Sakın, sakın, sakın. Maalesef ya. Abi yapma be. O kadar uğraştık, çaba gösterdik. Topu ağlara göndermesini bilirler. Yapacak bir şey yok. Ama gerçekten büyük emek verdik burada. Şurada işte akıl dolu bir vuruş yaptı. Yüksekten vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1 maalesef. Poaheta'nın önüne bırakacağım.
Şimdi Puaheta çalımını atıp ceza sahasına gir. Ortayı yap. Orta vallahi geldi. Ama of be, içim gitti ya. Çok güzel pozisyondu. Çok güzel pozisyondu. Henry Onyekuru şimdi sol kanat. Sakla topu, pasını oyna. Güzel. Quintila ile ilerlemeye çalışıyoruz. Quintila ortayı yapacağım. İnşallah isabetli olur. Kafa, kaleci. Korneri kullanacağız. Dakika 88. Gole çok yaklaştık. Maalesef bu güzel kafayı kaleci bir şekilde kurtarmayı bildi. Umarım kornerden golü bulabiliriz. Haydi bakalım. Yakın direği ortamızı yapıyoruz. Kafa gelsin, kafa gelsin. Korner olsun. Bir korner daha. Yine aynı taktik. Bu sefer de bir kafa gelmedi. Bir korner daha. Akın akın geliyoruz. Yine mi denesek? Yine deneyelim. Sanki gol olacak gibi. Sanki gol olacak gibi. Yemin ederim hissettim ya. Vallahi hissettim ya. Son dakikada 2-1 öndeyiz abi. Son dakikada. Hissettim abi. Gerçekten hissettim. Üçüncü kornerde golü bulduk ya. Merih Demiral. 2-1 öndeyiz. Oyuncuları da değiştirmiştik. 3 oyuncu değiştirdim ama. Yani geç kalmışım ama neyse. Ve haydi haydi haydi. Bitsin. Hoca bitir. Bitir hoca artık. Heh, bitirdi. Kazandık abicim. Allah şişeyi düşürüyordu. 2-1 kazanıyoruz. 2-1 kazanıyoruz bu karşılaşmayı. Ligde yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Simon Schmidt için kiralama teklifi geldi. Bunu da kabul edelim, bakalım ne olacak. Ligde ikinci sıraya yükseliyoruz arkadaşlar. Liderler aramızdaki puan farkı 1'e inmiş. Üstelik bizim bir maç eksiğimiz var. Yani kazandığımız takdirde liderliği ele geçiriyoruz. Ve inşallah, umarım bir sonraki karşılaşmadan galip ayrılıp liderliği ele geçireceğiz. Açıkçası şu an biraz heyecanlandım. Çünkü düşünsenize, 17-18 maç yapıyorsunuz ve ilk defa liderliğe oturacaksınız. Daha sonrasında ise bütün karşılaşmaları kazandığınız takdirde şampiyon oluyorsunuz. Çok güzel bir şey. İnşallah şampiyon olmayı başaracağız arkadaşlar. Max Aarons için 7.7 milyonluk bir teklif geldi Braga'dan, Portekiz'den. Kendisi 20 yaşında, 73 overall var. Aslında olabilir mi? Olabilir. Şimdilik kalsın bir kenarda. Belki güzel bir pazarlık yapıp 9.6 milyon, 10 milyona falan satabilirsek yerine güzel bir oyuncu alabiliriz. Ki gerçi aslında bu oyuncu da gayet güzel. Güzel derken iyi anlamda yani. Ama buna şimdilik bakmak istemiyorum arkadaşlar. Daha sonra bakacağım. Ve arkadaşlar, maç günü geldi çattı. Liderlik mücadelesine çıkıyoruz. Galip geleceğiz ve şampiyonluk için çok önemli bir adım atacağız inşallah. Şuradan bir formalara bakalım hemen. Bu şöyle yapalım abi. Aynen böyle güzel oldu. Dediğim gibi arkadaşlar, liderlik mücadelesine çıkacağız. Kazandığımız takdirde lider olacağız. Karşılaşma öğlen saat 3'te oynanacak. Oyna diyoruz ve karşılaşmaya başlıyoruz. Umarım zorlanmadan galip geliriz ve liderliği ele geçiririz arkadaşlar. Tek umudum o yönde. Boadu'nun vuruşuyla karşılaşmaya başlıyoruz. Full konsantre oynayacağım. Şampiyonluğa giden yol bu tarz kritik maçlardan geçiyor. Elinize geçen fırsatları iyi değerlendirirseniz yani şampiyonluk için çok büyük şansınız oluyor. Şimdi Boadu sağına çekti. Boadu vurdu. 1-0 öndeyiz. Dakika 5. Çok güzel bir başlangıç yapıyoruz. Henüz 5. dakikada 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Myron Boadu. Bu nasıl stat lan? Çok güzel bir vuruş. 1-0 öndeyiz. Maça adeta 1-0 önde başladık. Girdiğimiz ilk gol pozisyonu gol oldu. İnşallah böyle devam edeceğiz. Aman aman aman. Top nasıl bir anda oraya geldi, ben onu anlamadım. Onyekuru'nun önüne bırakıyoruz. Onyekuru ilerliyor. Bizimkiler de ilerliyor. Offside'den çıkarlarsa pasımı oynayacağım. Fakat aşağıdaki oyunculara odaklanırken Onyekuru'yu unuttum. Serbest vuruştan sizce bir cacık olur mu? Denemekte fayda var. Denemekte fayda var. Oo. Kaleci çeldi. Lan çok ilginç ha. Ben tam göremedim ama pozisyonun tekrarına bir daha bakmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ne olduğunu tam olarak göremedim. Top zaten içeriye girmiyormuş.
dışarıya çıkıyormuş ama kaleci ona rağmen müdahale etmiş. Şöyle baktığımız zaman nereden daha iyi gözüküyor? Buradan galiba daha iyi. Gördüğünüz üzere top zaten dışarıya çıkıyormuş ama kaleci ona rağmen müdahale etmiş. Pipa. O nasıl isim lan? Güzel isim aslında. Campbell. Pasını oynadı. Pritchard. Araya girdik. McLean. Hızlı oynayak. Henry Onyekuru'nun önüne. Haydi Henry Onyekuru. Henry Onyekuru. Kaleci Pereira. Ve korneri kullanacağız arkadaşlar. Henry Onyekuru'dan yararlanamadık maalesef. Yerden ya da yine orta yap ya. Bu pozisyon, bu taktik her zaman işliyor abi. Bu taktik her zaman işliyor. Yine Merih Demiral 2-0. Sanki oyunun bug'ı gibi ha. Bakın çok samimi söylüyorum, oyunun bug'ı gibi. Yani yıllardır böyle orta yaparım, kafayı korum, gol olur. Çok güzel bir gol yalnız. Her iki oyuncunun da arasından çok güzel bir gol olmuş. Adım adım liderliğe doğru gidiyoruz arkadaşlar. Merih Demiral hem orada hem arkada. McLean şimdi sol kanada oynadı. Henry Onyekuru pasını oynayacak. Pasını o, ah be, geçmedi. Bu sefer de farklı bir şey deneyelim dedim. Ama olmadı. Merih Demiral sağ kanada oynadı şimdi. Gattuida. Şimdi o da Pochettino'nun önüne hızlı çıkacağız. Üçüncü golü arıyoruz. Yerden orta. Şut. 3-0. 3-0 öndeyiz. Bu Endi'yi atıyor. Çok temiz bir gol. Hızlı oyuncunuz olacak abi. Hızlı oyuncunuz olacak. Gol atmak bu kadar basit. Birkaç pasta gördüğünüz üzere öne geldik. Zaten bu Endi'yimiz de hızlı bir oyuncu. Biraz bir bitiricilik olacak tabi. Böyle rahat bir şekilde golü bulabiliyorsunuz. Henry Onyekuru bastırdı, olmadı. Benza. Benza. Mbappe söylerken zorlanıyorduk. Şimdi Benza çıktı karşımıza ya. I think neyse. Aman. Orta geliyor. Sakın. Korner kullanacak rakip. Şuna dikkat edelim. Genelde buraya orta yapıyorlar. Aynen öyle, tahmin ettiğim gibi oldu. Rob'la ilerliyoruz. Hızlı çıkıyoruz. Yerden orta yapacağım. Şut. Kafa geldi. Maalesef isabetsiz. Maalesef isabetsiz. Allah'ım yarabbim, nasıl kaçtı o gol ya. Nasıl kaçtı o gol. Maç şu an beraber olsaydı ben kafayı yediydim ha. Gerçekten kafayı yediydim yani. Henry Onyekuru. Orta yapacağım tekrar. Orta güzel. Bu sefer gol olsun. Yapma ya. Pochettino bu 2 oldu ya. Bu 2 oldu abi. Nereye vuruyorsun ya? Şimdi sağ kanada oynadım. Gattuida. Direkt orta yapacak. Orta güzel. Kafa gelsin. Henry Onyekuru. Çok güzel bir kafaydı. Fakat kalecinin üzerine gitti. Şimdi şansımızı bir daha deneyeceğiz. Fakat top geçmedi oradan. Oo, araya güzel girdik. Fakat taç atışını rakip kullanacak. 3-0 öndeyiz arkadaşlar. Bu skor liderlik için yeterli. Hatta üstüne 2 puan öne geçeceğiz en yakın rakibimize karşı. Artık zaten karşılaşma da bitmek üzere. Sadece gol yemeden tamamlamak istiyorum. Hızlı çıkabilir miyiz? Kaptırdık yine. Tehlike var kalemizde. Ohohoho, neler kaçıyor bugün ya. Bugün neler kaçıyor böyle. Abi. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Adam neyi kaçırdı ama şaşırmıyorum yani. Biz de kaçırdık çünkü. İki tane %100 gol kaçırdık. Ama onunki daha net pozisyondu. Daha net pozisyondu. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı ya. Yani bizim pozisyonlarda sayarsak inanılmaz 3 tane %100 bomboş pozisyon kaçtı. Her neyse, biz galip gelmesini bildik arkadaşlar. 3-0 galip geliyoruz ve liderliğe yükseliyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ise bütün karşılaşmaları kazanıp şampiyonluğa ulaşmak. Bunu da başaracak güçteyiz. Bunu da başaracağız. Arkadaşlar, puan durumunu açtım açmasına ama rakibimiz bir maç önde olduğu için, yani neden bilmiyorum, neden böyle oluyor ya. Yani biz maçımızı oynadık. Bizi bekleyin abicim. Bizi bir bekleyin.
Biz şöyle bir kendimizi birinci sırada bir görelim, değil mi? Her neyse, rakibimiz zaten bir önceki hafta 41 puandaydı. Biz ise 43 puandayız. Biz hala çünkü 18. haftadayız. Yani o yüzden aslında şu an puan durumunda lider biziz. Umarım sezon sonuna kadar galip geliriz. Bol bol galip geliriz. Yani galibiyet serileri sezon sonuna kadar devam eder ve sezonu şampiyon olarak tamamlarız arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için size çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.